Evet, e, olan kötü maceralardan sonra televizyonlarla olan maceralardan sonra televizyonu tamamen bırakmaya karar verdim. En azından uzun bir süre ara vermeye, e, hiçbir şey yapmadan bir süre geçirdim, biraz dinlendim falan. Ondan sonra yeni bir stand-up yazmayı düşündüm. Tekrar yeni stand-up yazdım. Ee, bu stand up'ın adını da halamın stand up'ları koy koydum. Hani halamın şeyleri olsa amcam olurdan esinlenerek. Ee, gene evde tek başıma prova yaptım. Ee, bir arkadaşım biraz yardımcı oldu sonra. Sağ olsun e, Tilbe gene her zamanki gibi e, sonunda geldi son provalarda vesaire falan filan kontrol etti gene bana destek oldu yani ayrılmamızın üzerinden epey zaman geçmiş olmasına rağmen e, her zamanki nezaketiyle e, geldi destek oldu neyse oyun başladı Kenter Tiyatrosu'na bu sefer anlaştım geçen sefer e, Gazan Özcan Tiyatrosu'ydu İşte arada bir 7 sene falan geçti bu arada e, Kenter Tiyatrosu'yla anlaştım bir sezon oynadım ama hiç eski şeyim yoktu yani hevesim isteğim vesaire o kötü dönemim hala depresyon vesaire her şey devam ediyordu. Yani bu beni biraz ayaklandırır diye de yaptım bir parça. Provalarda falan idare ettim ama oyun esnasında çok uzun süre götüremeyeceğime karar verdim. Yani bir sezon bir sezon oynadım ondan sonra bıraktım ama çok iyiydi oyun yani eskisinden daha da iyiydi gene hala aktüel. Onu da tamamını koyacağım ee, YouTube'a inşallah. Ee, izleme fırsatınız olacak. Orada bir takım taklidi, hatta mesela bir tane çok meşhur Tansu Çiller taklidi vardı. Eteklikle falan yaptım. Ee, bu, oyunu, <laughs> bu oyunu koyacağım. Ee, görebileceksiniz yani. Bu arada oyunu da bıraktım yani kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Gene geziyorum falan ama artık böyle zorla yani sokağa çık yani zorla dışarı çıkıyorum. Zorla içki içiyorum falan filan. Ee, bir, bir, gün evde otururken çalışma masam var. Saat sol çekmecesinde işte düzenli şeyler duruyor. Ne gerekiyorsa işte defter o bu falan. Sağ çekmecede bir şeyler atıyorum devamlı böyle. Onların arasında da böyle şeyler var. Ee, İnsanların bana verdiği kart vizitler, telefon numaraları falan filan. Bir baktım onlar bu anlattığım 5-6 sene içinde oluyor. Böyle bir tomar telefon numarası var tamam mı? Çıkardım onları dedim ki bunlar nedir ya falan bakıyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum arkadaş. Ve bunların neredeyse hepsi kadınların verdiği telefon numaraları. Yani bu gece hayatında tanıştığım insanların verdikleri kart vizitler, telefon numaraları falan bakıyorum. Diyorum ki bu kim? Bu kim? Hiç hatırlamıyorum. Bunu da hatırlamıyorum. Bunu da hatırlamıyorum. Dedim ki ulan ne kadar boktan bir hayat yaşamışım ben ya. Yani şu geçtiğimiz 4-5 sene bütün hayatım boşa geçirmişim. Yani geceleri gez 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 barlarda tanımadığın insanlarla konuş. Ve de sonunda vardığın nokta şu yani hiçbirini hatırlamıyorsun bu insanların. Yani feraket bir zaman kaybı ve hayat kaybı. Ve o anda karar verdim yani. Bir anda böyle dedim ki bu gece hayatı, eğlence, gezmek falan benim için bitti arkadaş. Bugün bütün bunları bırakıyorum yani. Hakikaten hiç dışarı çıkmayacağım, hiç gezmeyeceğim, bara da gitmeyeceğim. İçki de içmeyeceğim. Anladın mı? Allah'tan çok içki içmeme rağmen hiçbir zaman alkolik olmadım. Yani e, ee, istediğim zaman bırakıp bırakıyorum dediğim zaman hakikaten bıraktım yani hiçbir doktor moktor bilmem ne şeyine ihtiyacım olmadı. Bunları bıraktım. Ondan sonra dedim ki arkadaş ben yani hayatım bu kadar bu depresyon depresyon falan bu kadar kötü geçirdim. Ama o arada işte do doktora gittim, terapiye gittim, ilacımı aldım falan. Artık kendimi düzeltecek şeye geldim yani o kadar eskisi kadar kötü değilim birkaç sene önceki kadar. Dedim ki ilk önce transandaltan Transandantal Meditasyon Merkezi var Taksim'de. Dedim ki önce oraya gideyim ilk aklıma gelen yer hemen gittim. Orada işte bir takım kurslara falan katılmaya başladım. Hemen 3-5 tane arkadaş edindim o çevreden. Bir yoga hocası tavsiye etti arkadaşlarım. Yoga hocasıyla çalışmaya başladım. Çok şey bir adam çıktı. Son derece bilgili. Ama zaman içerisinde yoga dersini yapıyoruz bitiyor. Ondan sonra böyle bir saat iki saat sohbet etmeye başladık beraber. Çok da iyi arkadaş olduk. Bu, bu arkadaş bu spiritüalizm konusunda son derece bilgili birisi. Yani çok genç yaşlardan itibaren 20 senedir 25 senedir hep bu işlerin içinde olmuş konuları gayet iyi bilen birisi bana anlatmaya başladı. İşte spiritüalizm nedir, neler yapıyor, kişisel gelişim bilmem ne falan. Kitaplar önerdi. Kitapları alıp okumaya başladım. Ondan sonra kendim araştırıp okumaya başladım falan filan. Ondan sonra belirli toplantılara götürdü beni. Yani İstanbul'da kişisel gelişim ve spiritüalizm alanında çalışan ne kadar dernek, işte topluluk varsa hepsine gitmeye başladım. Ama ben bunu obsesif bir tip olduğum için yani bir şey yaparken Sonuna kadar e, öğrenmek isterim, anladın mı? Bunu da abarttım tabii. Bu sefer oturdum, günde 8-10 saat spiritüalizm, kişisel gelişimle ilgili kitaplar okumaya başladım, tamam mı? Ve de sonunda yani 2-3 sene içinde evimde bütün bir kütüphane oldu. Yani sadece kişisel gelişim ve spiritüalizm kitapları. Yani İngilizce, Fransızca da okuyabildiğim için tabii... E, ...sadece Türkçe çıkanları değil... ...yani yurt dışından da bir sürü kitap geliyor... ...ve de ders çalışır gibi... E, ...ve de bana çok iyi geldi... ...yani e, dediğim gibi... ...geziyordum, içiyordum bilmem ne falan filan... ...ama hep kendimi kötü hissediyordum... ...ne zaman ki bu konulara girdim... ...kendimi çok iyi hissetmeye başladım... ...hem okuduğum şeyler... E, ...bana hitap ediyordu... ...anladım hem bir şeyler öğ öğreniyordum... ...kendimi değiştirmeye çalışıyorum... ...falan filan... ...bir de daha da güzeli... Bütün bu gruplarda çok güzel arkadaşlar edindim. Ee, yani bu konularla ilgilenen, daha çok işte sevgi, kardeşlik, kendini geliştirme bu konularda çalışan. Tabii bu insanların hepsi hayatlarının bir döneminde herkesin başından bir şey geçiyor. İşte kimisi depresyon geçiriyor, kimi doktora gidiyor, kimi de bu konulara merak sarıyor yani kişisel gelişim buradan çıkan bir şey aslında yani hayatında bir şok yaşıyorsun bir şey oluyor falan işte boşanıyorsun sevgilin ölüyor Allah korusun çocuğunu kaybediyorsun. Herkesin başına gelen bir sürü felaket var. Ee, hep böyle kendini daha iyi hissetmeye yönelik e, arzuları olan insanlar var etrafında. Ee, bunlar tabi genelde daha şey yani daha anlayışlı, konuşmaya daha açık, bilgisini paylaşan, işte kavgacı olmayan, hırçın olmayan yani bizim geldiğimiz meslek tabii çok itiş kakış olan medya dünyası bilmem ne falan. Oradan böyle bir şeyin içine gelmek bana muazzam iyi geldi. Dolayısıyla ben böyle yüzde yüz işe daldım yani. Kitap olsun, dernek olsun her yere gitmeye başladım. Yani ne bulursam Gidiyorum, konferansını dinliyorum. İlgilenirsem bir daha gidiyorum. Grup çalışması var, ona da gidiyorum. Ve de böyle 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 bir süre sonra artık işte ilaç, içki, içki falan filan hiçbir şeye ihtiyacım kalmadan güzel bir şeye getirdim kendimi. E, dengeye getirdim. E, yani burada hem bütün bu çalışmaların çok faydası var. Ama sağ olsunlar orada çalıştım tanıştığım arkadaşlarımın da çok faydası var. Yani o zamanlarda edindiğim dostluklar, arkadaşlıklar, kardeşlikler hala devam eder benim hayatımda. Çok sevdiğim insanlar, güvendiğim insanlar. Birbirimize gayet güzel destek de olduk. Sonra bu işi biraz daha geliştirdik. Kendimiz bir arkadaş grubu yaptık böyle 10-15 kişilik. Ve her hafta birimizin evinde toplanıyorduk. Ve de ne bileyim işte bir kişisel gelişim kitabı olsun, spiritüalizmle ilgili bilgiler olsun vesaire. Bunları paylaşıyorduk yani bunu zaman her hafta o arkadaş grup bu da diğer gittiğim grupların dışında uzun yıllar devam etti ve o insanlar hala benim çok sevdiğim yakın arkadaşlarım dostlarım yani bu konulardan yeniden uzaklaştım onu da anlatacağım yeri geldiğinde ama dediğim gibi bu benim hayatımda büyük bir değişiklik sağladı yani o de ağır depresyon, gece hayatı bilmem ne falan filan derken böyle bir şeyin içine girdim. Bu da yani aşağı yukarı 7-8 sene sürdü. Ben şimdi böyle size 3 cümlede anlatıyorum ama yani 1900 diyelim 96'dan 2002'ye kadar falan bir dönemden bahsediyoruz. Yani full time sadece bu konularla ilgilendim ve kendimi düzeltmeye bir şekilde ee, harcadım. Dediğim gibi ilaca, terapiye şuna buna da ihtiyacım kalmadı. Ee, güzel bilgiler edindim. Dediğim gibi güzel arkadaşlar edindim falan filan. Ee, yani tabii her, her çalışma ya da her okuduğun kitap insan için yüzde yüz faydalı olmuyor. Ya, ama yani en azından pek bir şey almıyorsun bazılarından. Ama sana zarar veren şeyler değil. Hiç değilse yani. Yani en kötü ihtimalle bir grupla çalışıyorsun, 3-5 hafta, iki tane iyi arkadaş ediniyorsun. Yani diyorsun ki tamam, yani bunlar bu, bu bilgiler bana bir şey ifade etmiyor ya da ben kullanamıyorum. Anladın mı? Ee, yani bu işin e, asıl önemli noktası da şu zaten. Yani böyle dünyada milyonlarca insan var. Yani dediğim gibi kötü bir olaydan sonra tamam arkadaş, ben kendimi toparlayayım düzelteyim diyen bu işlere giren. bir sürü bilgi ediniyorsun tabi. ama yani bunu kendi üzerinde uygulayabilen insan çok gördün mü dersen de maalesef görmedim. yani çoğu zaman bilgi bilgi seviyesinde kalıyor. Şimdi e, bu, bunlarda istisna bir iki kişi gördüm. aslında bir kişi yani beni çok etkileyen, bir abiyle tanıştım. Bir grupta gene böyle bir spiritüel grupta. İbrahim abi. İbrahim abi o zamanlar 80 yaşlarındaydı zaten. Ben onunla tanıştığımda falan. Çok değerli bir insan. Hakikaten yani adamın nasıl yaşadığına, insanlarla nasıl konuştuğuna, nasıl davrandığına bakarak ya hakikaten işte iyi insan böyle olunuyor. Yani Hani o kadar din kitabı bilmem ne falan var yazıyorlar ya şöyle ol böyle ol bilmem ne. Yani adam oralarda ne varsa ve onun dışında ne varsa ne kadar çok başka bilgiler varsa hepsini özümsemiş ve öyle davranabiliyor. Ee, yani çok şey mesela bir küçük hikaye anlatmak istiyorum bununla ilgili. Ee, beni etkilemiştir yani bu hikaye. Bir gün büyük adada pikniğe gidiyoruz tamam mı? Ama, ama böyle 100 kişilik falan bir grup. Herkes de yani İbrahim abi 80 yaşında, diğerleri en fazla 50 yaşında. Yani arada adam yok. Yani 3-4 yaşında çocuklardan başlıyor oraya kadar herkes sağlıklı insanlar diyorum, genç. Anladın mı? Yaz günü ya hava inanılmaz sıcak. Yani normal e, gölgede 30 derece, 35 derece falan, güneşte yürümek zaten mümkün değil. Büyük adada biliyorsun büyük yokuşlar var ve biz de en tepede bir yere gidiyoruz. Yani e, tabi tabii hemen herkes vapurlardan indi. Bütün o devasa grup herkes faytonlara koydu. Daha yerine patır 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 doluştu. Abi de hiç öyle bir şey yok. Faytona binmek gibi falan filan. Bir bakıyorsun birkaç kişi ne yapacak diye. O her zaman da e, ceketi ve kravatıyla gezer. Yani 30 derece 40 derece fark etmez her zaman pırıl pırıl beyaz gömleği, kravatı şeyle. Baktık abi yürümeye başladı abi yokuşa doğru. Biz de 2-3 kişi biz de takıldık peşine. Dedik bir, bu yürüyor biz de yürüyelim. Bir de yani o yaşta o güneşin altında Allah korusun yani başına bir şey gelir falan yalnız da bırakmak istemiyoruz. Yürüyerek sana yemin ederim yani bir saatten fazla bir buçuk saatte falan yürünecek bir şey o güneşin altında. Biz yani zaten yolun bir kısmını yürüyünce şişmeye başladık yani. O terliyor, merliyor falan ama hiç istifin işte mendiline terini siliyor falan devam ediyor. Ondan sonra hiç konuşuyoruz falan filan. Bir ara ben dedim ki abi yani siz 80 yaşını geçmişsiniz. Belirli sağlık sorunlarınız var bilmem ne falan. Bak biz nispeten genç adamlarız. Bize bile fazla geliyor yani bu yolu bu şeyde yürümek. Neden dedik yani herkes faytona bindi gitti işte çoğu hepsi vardılar bile yani biz daha varacağız bir saat sonra en azından. Baktı bana dedi ki bak dedi faytona dikkat ediyor musun dedi. Nasıl dedim bak bir dikkatli bak dedi yanımızdan faytonlar geçiyor devamlı. Yokuş olduğu için tabi devamlı vuruyorlar abi faytonlara şeyle kamçıyla. Gözleri doldu abi. Bak benim de gözlerim doldu hala var Dedi ki, bak dedi o vurduğu her kamçıyı ben hissediyorum dedi. Atın sırtına vurulan her kamçı ben hissediyorum. Ee, belki küçük bir hikaye ve benim için çok büyük bir hikaye. Yani e, zaten hani insanlara yapılan eziyet, işkence bilmem ne gibi konularda sen de ben de her zaman tepki veren insanları hani solcu olduğumuz için vesaire falan ama hani sadece insanlar yok hayvanlar da var bitkiler de var her şey var ve adam hakikaten ağlı ağlıyordu ya o atı gördüğü zaman ve kamçıyı gördü zaman yani o kadar muazzam bir şey var ki içinde sevgi, iyilik, işte empatinin dedi de, de, empati, empati de, empati bu. Bu benim için çok şeydir yani. Ee, çok önemli bir derstir. Ondan sonra da abiyle ben e, epey vakit geçim, fırsat buldukça işte yanına gittim, sohbetimi ettim bilmem ne falan yani vakit geçirdim. Bir şeyler e, kapmaya çalıştım. Ama yani işte insanların mesela diyorum ki işte dindar olacaksan dindarlık budur anladın mı? Yani bu, bu dereceye geleceksin yani insanlardan beklenen bu. Yoksa yani işte yarım yamalak bir kitaptan iki satır okuyup eşine dostuna söylemek ondan sonra da gidip işte karını dövmek çocuğunu dövmek yanındaki işçinin hakkını yemek yalan söylemek küfür etmek bilmem ne her şeyi yapıyor insanlar. Maalesef böyle. Hadi bunlar şeyler. Ama dediğim gibi bu grupların içinde çalışan, kendini geliştirmeye çalışan insanların bile %95'i maalesef maalesef. Ben de dahilim buna. Çok şey öğrendim ama dersen ki ne kadarını yaptın? Pek azını. Ama yani hala gayret ediyorum. Yani ölene kadar da gayret edeceğim. Hani bir, bir lokma daha iyisini yapayım diye yani benim edindim bu kadar 8-10 senelik çalışmadan edindim ders bu yani hepimiz buradayız herkesin bir şeyi var hayatta bir görevi var ve de kendini geliştirmek zorundasın yani daha iyi olmak zorundasın daha iyi bir insan olmak zorundasın başkalarına yardım etmek zorundasın mesela benim ölçüm o yani kimin ne olduğunu ben bir tek şeye bakarım arkadaş ne kadar çok insana faydam var hayatta. Benim için iyilik ölçüsü bu. Gerisine ben var. yani kaç param var, ne iş yapıyorsun, ne kadar meşhursun, ne kadar değilsin. Beni hiç ilgilendi. bakarım ne kadar şeyim var, çoğunluğa faydam var ve de ne kadar gayret ediyorsun bunu yapmak için. Bu abi dediğim gibi benim için çok önemli bir önemli bir şeydir, derstir yani. Ondan sonra işte bütün bunları yaptık bir yere geldik ama şunu da söylemek istiyorum yani lütfen dinleyenler yanlış anlamasın geçenlerde genç bir arkadaşla tanıştım çok da tatlı bir insan terapiste ben dedim ki ya ben aslında böyle bir şey anlatırken bir hikaye neyse başımdan geçen bir şey insanlara daha çok faydası olsun istiyorum ama beceremiyorum maalesef. Yani çok mutlu değilim. Daha iyisini ya dedi ki hiç üzülme. Ee, sen de elinden geleni yapıyorsun. Hiç de dediğin gibi değil. Yani anlattığın şeyler işte terapiye git, kendini üzer, o bu falan. insanlar dedi bunu dinleyen, ona ihtiyacı olan insanlar bunu alıyor. Yani herkesin yapabileceğini bir sınırı var. Ee, sen e, elinden geleni yapıyor Ve bunları anlatmaz zaten yeterli dedi. Yani e, profesyonel olup terapist olmadığına göre e, yani kendi tecrübeni anlatmam bile insanlara e, iyi kötü bir şey oluyor. E, faydası oluyor. Onun için burada şunu şey yapmak istiyorum. Ee, yani eğer çok kötü bir durumdaysanız hayatınızda yani sabah kalkıyorum ağlamaya başlıyorum. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Çalışamıyorum. Hiçbir şeyden zevk almıyorum. O zaman lütfen şey yapmayın. Yani terapiye gidin. Doktorunuzla konuşun. ilacınızı alın. Ta ki ona ihtiyacınız kalmayana kadar. Yani ben bütün bunları bundan anlatıyorum. Bütün bunları yaşadım geçtim. Ondan sonra ilacı işte ilacı şunu bunu bırakıp böyle bilgilerle ...kendimi düzeltmeye gelene kadar yani. Dolayısıyla... ...lütfen bu da yanlış... ...anlaşılmasın. Şimdi bir tane de şey anlatmak istiyorum. Yani... ...bilgiler, şunlar bunlar... ...kitaplar, çalışmalar güzel ama... ...yeteri kadar da... ...uyanık olmanız lazım. Çünkü çok nadiren de olsa... ...arada size zarar verecek şeyler de olabilir bunların arasında. Yani iyilik yapıyoruz sana destek olacağız deyip de zarar veren şeyler. Şimdi buna bir örnek vermek istiyorum. Yılını hatırlamıyorum ama herhalde 2000'nin hemen öncesinde falan. Türkiye'de bir şey patladı. Prisma Rainbow. Prisma Rainbow. Herkes gidiyor akın akın. Yüzlerce. Dedik, bir arkadaşların falan gidiyor. Hadi git sen de gidiyor. Tamam dedik biz de gidelim. Kalktık gittik falan. Bu bir gene kişisel gelişim workshop'ı. İlk etabı prizma denilen dört gün. bir Büyük bir otelde. Dört gün sabahtan akşama kadar. Çok geç saatte. Uzun sürüyor yani. Çalışmalar. Yani belirli şeyler anlatılıyor. İnsanlar belirli paylaşımlarda bulunuyor. Belirli egzersizler yapılıyor falan filan. Güzel yani. birçok da büyük gruplar. 100-150-200 kişilik gruplar. Yapan arkadaşlar İsrail'den gelmişler. İstanbul'da da Yahudi birkaç arkadaş var. Onlarla beraber falan. İlk bölümde de yani güzel yani. Hiç değilse güzel bir arkadaş ortamı var. Zaten tanıdığım arkadaşlarım var. Başka dostlar da edindim falan. Çok bir zarar verici bir şey yok. Bir şeyi daha var dikkat çekici tabi bu şey gece de devam ediyor. Yani her gece de bir yere gidiliyor ve eğleniliyor. Büyük bir grup halinde danslar, şarkılar bilmem neler falan filan. Yani orada e, tanışıp evlenen insanlar da tanıdım. O çalışma yüzünden boşanan insanlar da tanıdım. Bunu da söyleyeyim. Yani egzersizlerin böyle de etkileri var falan. Sonra birinci bölüm bitti. ikinci bölüm var. Daha pahalı tabi bu arada ucuz bir şey değil bu yani öyle 100-200 kişi de çok büyük dolar üzerinden paralar toplanıyor. İkinci bölüme gidiyor bu sefer 10 kişilik bir grup ee, ve de çok daha nasıl diyeyim sana insanı etkileyici egzersizler yapılıyor tamam mı birkaç tane yaptık bir de o arada insanları tanıyorsun şimdi ben baktım iki tane kadın var orada bir tanesi çok uzun yıllar uyuşturucu tedavisi görmüş ama eroin'den bahsediyoruz yani öyle hafif bir şey değil yani son parti yeni bitmiş ee, öbür hanım da ağır depresyonda yani ben artık işin şeyi olduğum için biraz okumakla falan da bilgi edinmişim şimdi bunları görüyorum tamam mı ve bazı şeyler yaptırılıyor seni zorluyorlar bir şey yapmaya bir şey söylemeye hayatında çok kilit bir şey paylaşmaya falan filan. Şimdi bu insanlar biraz sarsılıyor. Görüyorsun yani ona uygun olmadı. Ben gittim şey dedim ki yani yöneten adama dedim ki arkadaşım bak ben terapist değilim ama bu ben bunu şey buluyorum. Yani ha, olan tecrübemle biraz sakıncalı buluyorum. E, çünkü yani bunu kaldıracak adam var, kaldırmayacak adam var. E, Değil mi? Tut ki sen de terapist değilsin. Ne, psik ne psikologsun ne psikiyatsın. Dolayısıyla burada bu seviyede bir şeye katılabilecek adamları seçmek için profesyonel bir adam lazım. Herkesi her parayı vereni alamazsın buraya. Badir yok sen yanlış anlıyorsun biz dünyanın her yerinde yapıyoruz zarttır zıtmayayım ki bak ben seni uyarıyorum. buna dikkat et bak şu insanlar tehlikeye girecek bu ürün. Yok öyle değil öyle değil falan. Ondan sonraki bir egzersizde o hoca denilen işte 3-4 kişi var. Bir tanesiyle benim üstüme çok geldi. Herifle kavga ettim ben baya yani. Bu, bu yarımı da tekrar yaptım. Dedim ki ben gidiyorum arkadaş. Bıraktım gittim. Onunla da yetinmedim. Psikologlar Derneği var. Ona gittim. Başında Emre Konuk vardı. Tanıyordum da. Dedim ki böyle 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 bir şey var arkadaş ve bunu ben yani kısıtlı bilgimle tehlikeli olabileceğini görüyorum. Herkes için değil ama böyle kritik durum. Çünkü o insanlar zaten yardıma ihtiyacı olduğu için oradalar ama daha ciddi bir yardıma ihtiyaçları var. Ya da yani onu kaldıracak şey aa falan filan dedi tamam dedi. Ondan sonra tekrar gün dedi ki biz bir arkadaşımızı o kursa yolladık. Yolluyor yazdırdık yani gizliden gidecek bunu rapor verecek falan filan. Bu arada bunlara şey kalmadı. E, gerek kalmadı. O iki bahsettiğim arkadaş, kadınlar e, uyuşturucu kullanan tamamen ortalıktan kayboldu. Ne olduğunu kimse bilmiyor. Diğer hanım da ağır depresif falan da hastanelik oldu. Hastaneye yatırıldı ve de eşi ee, tamamen başka bir yolla bunları şikayet etti. Baskın yapıldı ve de vergi kaçakçılığından bu arkadaşlar toparlandı ve içeri atıldı. Kurs da böylelikle bitti. Şimdi yanlış da anlamayın. Dünyada yüzlerce şey var. Bunların %99'u yararlı, Yüzde %1'i de zararlı olabilir. O da herkes için değil yani. Dediğim gibi bu da mesela doğru dürüst yapılabilirdi. Yani orada yapan Profesyonel bir terapist olsaydı, psikolog ya da psikiyatr gelen insanları ona göre bir mülakat yapıp aralarından seçseydi gene böyle bir şey olmazdı. Oldu. İşte bu da böyle kötü bir şey. Neyse, bayağı uzun anlattım. Aslında çok daha anlatacağım şey vardı ama ziyan yok yani. Zannediyorum doldurduk zamanımızı, değil mi? Evet, zamanımızı doldurduk. Onun için bu haftada burada bırakalım. Neyse iyi de oldu. Yani bu da bu konulardan da ben bahsetmek istiyordum zaten epeydir. Ee, i̇leride gene bahsedeceğim yeri geldikçe. Ee, ama bu haftayı da böyle geçirmiş olalım. Ee, hepinize iyi haftalar diliyorum. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle.